Değerli arkadaşlar, biz Millet İttifakı olarak öncelikle ilk adımda ve büyük şehirde çok iddialı, çok düzgün, ayakları yere basan, evet benim adayım budur olmalı diyen ve halkımızın da büyük teveccühüyle karşılanan adaylarla sahada çalışıyoruz. Kamuoyu anketleri ve sokak gösteriyor ki bugün itibariyle Millet İttifakı hem ilk adımda hem büyük şehirde göstermiş olduğu adaylarla seçime alacak. Hep beraber el ele, gönül gönülle Millet İttifakı bileşenleri olarak iddiamızı ortaya koyuyor ve 31 Mart'ın akşamında ve 1 Nisan sabahı da Millet İttifakı'nın ilk adımda ve büyük şehirde seçimi açık ara kazanacağının iddiasını buradan ortaya koymak istiyorum. Değerli arkadaşlar, diğer bir konu, son günlerde özellikle birkaç gündür basınımızın gündemini ısrarla işgal eden ve basında ve sosyal medyada yer alan Sayın Necattin Demirtaş'ın İlkadım ilçe başkanlığımızı ziyaretinde kullandığı iddia edilen MHP'liler üçkağıtçıdır açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, Millet İttifakı adayı Sayın Necattin Demirtaş'ın adaylığı açıklandığı günün ertesi günü Sayın Necattin Demirtaş ilk nezaket ziyaretini ilçe başkanlığımıza yapmış bulunmaktadır. Söz konusu ziyarette İYİ Parti ilçe başkanımız Sayın Avukat Burcu Hanım, İYİ Parti ilçe yöneticileri ve Cumhuriyet Halk Partisi İlkadım ilçe yöneticileri ve ben bulunuyorum. Değerli arkadaşlar, söz konusu ziyaret 45 dakikalık bir ziyarettir. Ziyareti başından sonuna, şu an ismini vermek istemiyorum, bir basın kuruluşu başından sonuna kaydetti. Ve altını çizerek söylüyorum, sohbetimiz ve ziyaret 45 dakika sürmüştür. Söz konusu ziyarette ülke siyasetine dair, şehrimizin siyasetine dair, ilçe siyasetine dair değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Belediye Başkan adayımız Necattin Demirtaş'tan Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütünün, Cumhuriyet Halk Partililerin beklentilerini, önerilerimizi ve eleştirilerimizi dile getirdik. Bu söz konusu nezaket ziyaretinde Sayın Demirtaş'ın projelerini dinledik. Sayın Demirtaş'a önerilerimizi dile getirdik ve söz konusu projeler ve bundan sonraki atacağımız adımlarla ilgili çok güzel tespitler, çok olumlu düşünceler ve çok olumlu projeler ortaya koyduk. Söz konusu basına yansımış 9 saniyelik kasıtlı görüntünün tamamı 45 dakikadır değerli dostlarım. Ve 45 dakikalık görüntünün ya da sohbetin içerisinde 9 saniyelik bir kısım kasıtlı olarak kesilmiş, önce sosyal medya aracılığıyla kimliği belirli olmayan şahıslar tarafından sosyal medyada paylaşılmış, sonradan haklı olarak da basınımızın gündemine oturmuştur. Değerli arkadaşlar, konunun gerçeği ve aslı cümlesine şudur. Biz Sayın Belediye Başkan adayımız Necattin Demirtaş'a, Sayın Belediye Başkanım adayımız, bizim Cumhuriyet Halk Partisi İlkadım ilçe örgütü olarak beklentimiz sizden, herkesin size oy versin ya da vermesin, herkesin adayı olmanız lazım. Herkese güven vermeniz lazım. Herkese dokunmanız lazım. O, bu, senden ve benden diyenlerden İlkadım çok çekti, Samsun çok çekti. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partilileri kucaklamanız lazım. AK Partilileri kucaklamanız lazım. MHP'lilere kucaklamanız lazım. Size oy veren, vermeyen bütün kesimlerin belediye başkanı olmanız lazım. Önerimizi getirdiğimizde ve akabinde Sayın Necattin Demirtaş da enteresan bir örnek verdi. Ben memuriyet dönemimde de dahil ülkücü gelenekten bir kişiyim. 60 yıldır kendimi milliyetçi, ülkücü olarak addederim ama yapmış olduğum bütün görevlerde, bu memuriyet hayatımda dahil, burası çok önemli. O 9 saniyelik işte o kısa görüntünün içerisinde kesilen yerlerden de detay alarak yürüyorum. Memuriyet hayatımda dahil hiçbir çalışanımı üretmiş olduğu, bütün çalışanlarımı üretmiş olduğu değerler üzerinden değerlendirdim. Hiçbir çalışanımı şucu, bucu, CHP'li, MHP'li, ülkücü diye değerlendirmedim. Ve hatta orada bir örnek verdi. Memuriyet dönemimde çalıştığım kurumlardan birinde CHP'li bir personelimi bana şikayet ediyorlar. Çalışmıyor diye. Bu şikayeti dile getiren de ülkücü olarak kendini MHP'li olarak adleden biri. Adam işini yapıyor diyor bana. Ama suçu CHP'li olmakmış diyor. Onu şikayet eden MHP'li de şahsını hedef alarak, onu şikayet eden vatandaşın şahsını hedef alarak üçkağıtçıdır diyor.